kazanmayı değil, futbolu sevenlere, en büyük olmak için değil, destek vermek için tribüne gelenlere merhaba. Yeni bir amatör küme heyecanıyla karşınızdayız. Bu hafta kıran kırana bir küme düşmeme mücadelesinin yaşandığı İstanbul Süper Amatör Küme 4. grupta oynanan sürprizlerle dolu bir maçı ekranlarınıza getireceğiz. Sahanın bir yanında 22 yılını profesyonelliklerde geçiren ve vaktiyle İstanbul'un devlerine kafa tutan Bakırköy Spor var. Diğer yandaysa İstanbul sayfiyelerinden Silivri'nin mütevazı bir mahalle takımı olan Selimpaşa Spor. Bakırköy stadında oynanan müsabakadan önce bu iki güzel kulübün kapısını çalıp onları daha yakından tanımaya çalışacağız. İstanbul'un Silivri ilçesine bağlı Selimpaşa, Aralık sonu olduğu halde yazdan kalma güneşli bir yüzle karşılıyor bizi. Yazın nüfusu 80 bine kadar çıkan semtin sokaklarında artık huzur ve sükunet kol geziyor. Bu sessizliği sadece tarihi Taş Mektebin bahçesinde yankılanan çocuk sesleri bölüyor. İlk konuğumuz Selimpaşa Spor'un kaptanı Samet. O sadece takımın değil, bu güzel semtin asayişinden de sorumlu. Selimpaşa da benim 3. yılım burada. Benim için Selimpaşa demek huzur demek. Sessiz bir yer, huzurlu bir yer. Bizim için de en fazla gereksinim duyduğumuz şey herhalde huzur. 85'te federe olan Selimpaşa Spor'un emektarları en büyük talihsizliklerini hala unutabilmiş değil. 1992-93 senesinde birinci amatörde kulübümüz şampiyon oldu. Şampiyon olduktan sonra bölgesel turnuvalar vardı. Tekirdağ'da bölgesel turnuvaya katıldık. Tekirdağ'da sırasıyla 3 takımla mücadele ettik. Onların içerisinde birinci olarak 3. profesyonel lige yükselme hakkını kazandı. Selimpaşa Spor yakasını bırakmayan yokluklara ve zorluklara rağmen Süper Lig'de Bursa Spor, Şeker Spor ve Ankara Gücü formasıyla 451 maçta 63 gol kaydeden bir yıldız yetiştirmenin gururunu da yaşıyor. Selimpaşa'ya tabii ki birçok şey borçluyum. Profesyonel olmamda birçok etkenlerden biriydi. Selimpaşa'da şampiyon olduktan sonra profesyonel adım attım. Edirnespor'a gittim. Onun için Selimpaşa'nın benim hayatımda çok önemli yeri vardır. Hakan Keleş de Gürpınar'da oynuyordu. Gürpınar'la bizim sahamızda bir hazırlık maçı yaptık. Hakan Keleş'e baktığın zaman tabii futboldan ama ya bu diyor bundan futbolcu olur mu? Ama çok yetenekli bir futbolcuydu. Sağ açık oynuyordu. O maçta ben beğendim, onu ilk defa gördüm. Dedim ki bu futbolcuyu biz transfer edelim. Yönetim kurulu arkadaşlara söyledik. O sene Hakan Keleş'i çok büyük bir rakamla yani transfer ettik. Taraftarlardan da çok iyi arkadaşlarımız, çok destekleyenler oluyordu bizi. Başarı geldikçe hep böyle bir kenetlenmişti herkes. Man günü bir saat önce idmana gelir. Ayakkabılarını boyar, temizler, kılık kıyafetine bakar ve idmana başlar. İdmandan sonra takım koşarak soyunma odalarına duş almaya giderken Hakan Keleş kardeşim tekrar statta kendi başına idman yapar. Bunun da meyvelerini zaten profesyonel olarak tekrar almış oldu. Hakan'dan çok şey kazandık. Yani maddi olarak da kazandık. Manevi olarak çok şey kazandık. Selimpaşa Spor bölgemizde amatör bir takımdan ilk defa profesyonel bir futbolcu Silivri Spor'u ayırıyorum. İlk defa bir profesyonel topçu yetiştirdi gözüyle bakıldı.
Hafta içi her akşam Silivri Stadı'nda antrenman yapan Selim Paşa Spor, eski bir amatör futbolcu olan genç teknik direktör Furkan Paşa emanet ve kulübü için başkan değil bir baba olmayı başaran Saffet Karasu'ya. Yani bir amatör takımda olması gerektiğinden fazlası var Selim Paşa'da şu anda. En basitinden şu tesis bile başlı başına bir olaydır. Birçok profesyonel takımda ikinci lig belki Süper Lig'de dahi böyle tesis olmayan takımlar vardır. Burada doğdum, burada büyüdüm. Mehmet Karasu'nun babasıyım. 1939 doğumluyum. 75 yaşındayım. İkinci amatördeydi kulüp. 3 sene önce gamını aldım. Birinci sene birinci amatöre çıktık. İkinci sene de süper amatöre çıktık. Ve süper amatörde devam ediyoruz. Zorlu hedefler kovalamak elbette güzel. Fakat bir de gerçekler var. Bana göre en önemli problem yaş sınırı. Yaş sınırının kalkması lazım. Ve hiçbir statta da ambulansın olmadığını görüyorum. Bunlar eksiklikler ve giderilmesi gereken büyük sorunlar diye düşünüyorum. Ki şimdi suni çim bir kere sağlıklı koşullarda yapılmıyor. Yani zemine bastığınız zaman yumuşak olması lazım. Kavuçuk falan konması lazım. Çocuklar sert zeminde oynadığı zaman bunun diz sakatlığı, eklem sakatlığı ve kasık sakatlığı çok önemlidir futbolda. Daha çocuk çünkü gelişim çağında, yani ergenlik çağında 14-15 yaşına geldiği zaman daha eklemleri, kasları oturuşmadan bu sert zeminde o kasın anatomik yapısı bozuluyor. Bu bozulduğu zaman ilerleyen zamanlarda kalıcı sakatlıklara, hastalıklara sebep oluyor. Kızım bunlar biliyorsun şimdi. Bunların hepsinin lisansları var. 70 şehir lisans aldığın zaman 5, 7, 35 milyar lisanslar yapıyor. Bu para. Bunun ayakkabısı var, forması var, çorabı var. Çok şeyler var, noksanlar var yani. Mehmet Karasu ne yapsın kızım, bir kişi. Bugün yüzlerin güldüğü Selim Paşa Spor aslında sezona çok kötü başlamıştı. Ligin daha başında düşme hattına çakılan turuncu yeşilliler o zor günleri semtlerine has tatlarla aşmayı başardı. 5 maç sonunda 2 puanda kaldık. Diğer rakiplerle aramız bayağı açıldı. Ben düşündüm dedim, Murat dedim yani bu biz gidelim yönetime söyleyelim. Hani bizimle olmayacaksa bırakalım gibilerinden. Trener geldi dedi ki, Sabah amca kötü gidiyoruz. İsterseniz bizi bırakabiliriz. Ya dedim ki oğlum, biz dedim bu işe girdik, bu işe devam edelim. Edelim, ben kimseyi kovmak istemem, devam edelim, nereye kadar giderse gidelim. Ondan sonra o da memnun oldu, hatta akşam yemek yiyorduk falan. Sen de hocam rahat ol, ben sana şimdi kavunu getireyim. Kavunu getirdik, buranın da kavunu meşhurdur. Güzel şekerli kavunu yedik, öyle tatlıya bağladık. Selim Paşa Spor, antrenmanları kahkahalarla şenlenen neşeli bir takım. Ve bu havasını hiç kuşkusuz gençlerle abilerin uyumuna borçlu. Genelde hep şey yapıyor, ihtiyar delikanlı diye hitap ediyorlar. Seviyorum da ben, söyledikleri zaman seviniyorum yani. Üçüncü ligde 4 şampiyonluk yaşayan bu ihtiyar delikanlıdan gençlerin öğreneceği çok şey var. Şimdi 40 yaşım tuhaf geliyor. Ama kendime baktığım için, bu işi sevdiğim için hala devam ediyorum. Seneye de devam edeceğim inşallah. Gençler demişken işte onlardan biri. Namı diğer Eto. 8. sınıfa giden abilerimle top oynardım. Orada Şemsettin diye bir abi vardı. Oyun stili Eto'ya benzetirdi. Oradan 4. sınıftan beri aldı başını gitti öyle. Babam bile Eto diye hitap eder. Yani hiçbir meslekten bu kadar para kazanamazsınız. Ben 13 sene profesyonel oynadım. 6 senedir de amatörde oynuyorum. Futbol bana her şeyi verdi. Gençlere tavsiyem sadece çalışsınlar. İnansınlar be. Selim Paşa Spor'u bu denli sempatik yapan şey ise ait olduğu semt kadar güzel ve sıcakkanlı insanlardan kurulu olması. Güvenlik sorununda hiçbir problem yok. Sağda ben varım zaten. İstanbul Emniyeti iş başında. Bu yıl kümede kalma hedefiyle mücadelesini sürdüren Selim Paşa Spor, Bakırköy Spor'la deplasmanda oynayacağı kritik maç öncesi hem heyecanlı hem iddialı. Ya Bakırköy, yılların Bakırköy yani sonuçta amatör takıma düşmüş olsa da zamanında Süper Lig'de oynamış, ikinci liglerde, üçüncü liglerde oynamış. Bakırköy'de bu durumda olması da tabii üzücü. Şu anda bizim 16 puanımız var, onların 19 puanı var.
Yenersek 19-19 olacağız ve ikili avarajda üste geçeceğiz. Avaraj bize geçecek. Ondan sonra geri kalan lig fikstürüne baktığımız zaman da 4 maç kendi sahamızda oynayacağız. Kalan 7 maça baktığımız zaman Bakırköy'ü yenmek zorundayız. Yenmek için gideceğiz. Bakırköy İstanbul'un köklü takımlarından bir tanesi. Ve bizim bir üstümüzde bulunuyor. Aramızda 3 puan bir fark var. Son dakikaya kadar 3 puan için kovalayacağız ve onları orada yeneceğimizi düşünüyorum. Ve şimdi sıra ev sahibinde. İstanbul'un en varlıklı semtlerinden Bakırköy'de. Dörtbaşı mamur bir tesise sahip kulüpte yok yok. Deniz kortları, kapalı basketbol salonu, yüzme havuzu ve futbol okullarıyla yeşil siyahlılar spor kulübü unvanını sonuna kadar hak ediyor. Haliyle insan soruyor kendi kendine. 22 yıl profesyonel liglerde oynayan bu kulübün amatör kümede ne işi var? Bakırköylüydük. Her şeyimiz Bakırköy. Para falan böyle bir şey aklımıza gelmez. Bizim için Bakırköy'de oynamak ödüllerin en büyüğüydü. Ben Bakırköy'de oynarken biz ikinci ligdeydik. Profesyonellik ama amatör ruhlu oynuyorduk. Bakırköy Spor 22 sene profesyonel kümede mücadele etmiş. Yani Türkiye liglerin profesyonel kümede en uzun oynayan eski takımlarından birisi. Yani o formayı giymek en büyük ödüldü. Galip geldiğim zaman Bakırköy'e şen şakrak gelmek. Mağlup olduğum zaman da işte o gün ben kendi adıma söyleyeyim. Sokağa çıkmamaya çalışırdım. Çünkü sorarlardı işte nasıl oldu, nasıl yenildiniz falan diye. Ben de ne mutlu ki Bakırköy Spor formasıyla ikinci ligde şampiyonluk yaşadım. Şimdiki tabirle Süper Lig'e çıkan kadronun içinde 14 golüm var. O benim için mutlu bir an. Zor şartlar içinde Bakırköy yine mücadele ediyordu. Bu zamanki olduğu gibi. Ben ilk geldiğimde ya ben nereye geldim diye şok olmuştum Bakırköy'e geldiğimde. Yani çünkü Galatasaray gibi bir büyük bir camiadan Bakırköy'e geliyorsunuz. Tabii o zamanlarda gençtim. Burayı en iyi hale getirip burada en iyi bir performansımı sergileyip tekrardan Galatasaray'a dönmek istiyordum. Ve nitekim de öyle oldu benim için. Sonu Galatasaray'a dönmek oldu. Ama Bakırköy'de benim için futbol yaşantımın başlangıcında çok önemli bir nokta sağladı. Çünkü orada oynadığım maçlar, orada oynadığım, kazandığım tecrübe bana çok şey kazandırdı. Lige çıktığımız zaman birinci lige, tabii transfer hamleleri var. Yurt dışından iki tane çok etkili oyuncu geldi. Gerçekten çok etkili oyuncu. Novak ve Araşkeviç Polonya'dan. Tabii onlar Türkiye'ye gelirken Türkiye'nin şampiyon takımına geliyoruz diye akıllarında şampiyon takım birinci ligde işte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olur mu acaba diye bekliyorlar. Öyle düşünmüşler. Demişler Türkiye'nin şampiyon takımına geliyorsun diye. Onlar da koşa koşa gelmişler. Bir baktılar Bakırköy Spor. Ama yalan değil, şampiyon olmuş. Novak ve Araşkeviç'i Türkiye birinci ligdeki büyük takımlar Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kaçırdı. Novak bir sene sonra ayrıldı bizden. Almanya'ya gitti. Almanya'da yılın en iyi futbolu seçildi. Yabancı en iyi futbolcu. Baktığınız zaman çok ünlü çıktı Bakırköy'den. Şimdi yani Bakırköy Spor'da tabii oynamasalar da işte rahmetli Beşiktaşlı Vedat olsun, Gökmen olsun, Yasin kardeşler, Gökmen Yasin kardeşler olsun. Bunlar hep Bakırköy'den yetişme. Araskeviçler, Novaklar yani o zamanın ünlü futbolcuları. Çok ünlü oyuncular geldi Bakırköy'de oynadı. Ama şu anki durumuna bakıyorum gerçekten işler acısı. Tabii burada desteği görmediği zaman kulüpte bir şey yapamıyor yöneticiler de. Onlara belediye desteği olması lazım. Bakırköy'lü iş adamlarının desteği olması lazım. Yani bir kulüp kolay kolay kalkınmıyor. Bu zamanda bile PTT Süper Ligi'nde ben çalıştığım için söyleyeyim. Belediyelerden ve iş adamlarından yardım gelmediği sürece bir takımın PTT yani profesyonel ligde bile çok zor ayakta kalabilir. 1949'da kurulan Bakırköy Spor 84-85 sezonunda profesyonelliğe adım attı. 90'da ise 2. Lig A grubunda şampiyon olarak şimdiki adıyla Süper Lig'e yükseldi. Ne yazık ki bu macera sadece 3 yıl sürdü ve düşüş hiç hız kesmedi. Maalesef amatör kümeye düştü. Hiç hak etmediği bir yerde, amatör kümede. Ama şu bir gerçek ki amatör kümeye düşmesinin en büyük sebebi Bakırköy Spor'a maddi imkanların verilmemesi.
Çünkü artık Bakırköy Spor eskisi gibi, biz eskiden maçlara özel uçaklarla gittiğimiz maçlar, özel uçaklarla seyircimizin geldiği maçlar yok. Amatör kümede, müsabakada mücadele ederken bile 5-10 seyirci oynuyoruz. O da en fazla sahada futbol oynayan arkadaşların anneleri, babaları. Yolda Bakırköy Spor şampiyon olduğu zaman Bakırköy'de biz galeryada sahilde yürürdük. Yürüyemezdik. Herkes seslenirdi. İşte Atilla, işte Sancar falan sesler. Çok yoğun bir ilgi vardı. Bakırköy Spor'da kaptanlık pazubandı asıl mesleği öğretmenlik olan Cem'in kolunda. Köklü bir kulüp. Memlekete gittiğim zaman Bakırköy Spor'da oynuyorum dediğim zaman herkes böyle bir hayretle bakıyor. Herkesin aklında Beşiktaş'ın, Fener'in karşısında kök söktüren bir Bakırköy kalmış. Şimdi tabii amatör takımda olduklarını duyunca biraz şaşırıyorlar. Yeşil Siyahlılar antrenmanlarını ve maçlarını semtteki Yaşam Köyü tesislerinde sürdürüyor. Kulüp uzun zamandır kendisiyle özdeşleşen Florya'daki Şenlikköy stadını kullanamıyor. Şimdilerde takım da yönetim de boş tribünlere oynamanın üzüntüsünü yaşıyor. Taraftar ilk maça başkan değiştiği zaman, vakıf başkanımız değişmişti. Taraftar geldi. Yani herkes çok istekli, çok arzuluydu. 4-1 almıştık o maçı da. Yani taraftarın gelmesi lazım tabii. Taraftar da futbolun bir parçası. Bizi en çok motive eden seyircimiz de. Ama şu anda Şenlikköy stadı yok. Çok ufak bir meblağ için Şenlikköy stadı maalesef bizim maçlarımızı yapacağımız stat değil. Çünkü su motoru arızalı, işte çim kesme makineleri falan. Bakırköy Spor biraz bu imkansızlıklarla uğraşıyor. Her amatör kümede olduğu gibi maalesef Bakırköy Spor'da 22 yıllık profesyonel geçmiş yaşamasına rağmen birkaç yürekli insanın eline, bakışlarına muhtaç pozisyonda. Evet, burada artık herkes amatör. Ve hemen her amatör takım gibi Bakırköy sporlular da hayatlarını futboldan kazanmıyorlar. Mecburen başka bir mesleğinizde olması gerekiyor amatörde olduğunuz için. Dolayısıyla kendi mesleğimizi de yapıyoruz ama aşkla, sevgiyle de futbola bağlı olduğumuz için de mesleğimizin yanında da futbolu sürdürüyoruz. Öğretmen olduğu için tabii arkadaşlarımın gözünde biraz daha farklı gözüküyorum. Hani bir, en azından okulda bir otorite olduğumuz için biz burada biraz daha saygı açısından açısından biraz katkısı oluyor. Zaten yaşım gereği de takımda en yaşlıların başında geliyorum. Grubu toplama şeklinde avantajlar oluyor. Gelelim akıllardaki soruya. Evet beyler, Selim Paşa maçı nasıl geçecek dersiniz? Şu andaki durumumuz pek iyi değil maalesef. Sezon başında istediğimiz yerde değiliz. Şampiyonluk paralelisiyle çıktığımız ligde maalesef yani düşme potasına geriledik. Hafta sonu çok önemli bir Selim Paşa maçımız var. Bu maçta mutlak galibiyet düşünüyoruz. O yüzden bu bizi daha ekstra motive ediyor. Yani inşallah umduğumuz sonucu alırız. Yani bir de arkamızdaki rakip, bizi takip eden bir rakip. Kazanacağımızı düşünüyorum. Yani inşallah, yani iyi çalışıyoruz, iyi hazırlanıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. İşte önümüzde Selim Paşa maçı var. Altımızdaki bir takım, 6 puanlık bir maç. Kesinlikle kazanmamız gereken maç. Her maçı olduğu gibi buna da ciddi hazırlanıyoruz. Çok önemsiyoruz. Hafta sonu oynayacağımız Selim Paşa maçında da inşallah 3 puanla ayrılmayı hedefliyoruz. Selim Paşa maçı bu hafta oynayacağımız maç. Biz amatör kümediye bakmadan Bakırköy Spor'un profesyonel bir geçmişi olduğu için hep maçlara profesyonel ciddiyetle hazırlanıyoruz. Selim Paşa maçına da çok iyi hazırlandık. Yenmeyi hedefliyoruz. Ama lanet olsun, futbolun tabii şanssızlığı da var. İnşallah şanssızlık bize denk gelmez. Sezon başına yaşadığımız şanssızlığı yaşamayız. Bu maçı galip bitiririz. Pırıl pırıl bir İstanbul sabahından tüm Türkiye'ye iyi günler dileklerimizi iletiyoruz. Süper amatör kümede kıran kırana geçmeye aday bir karşılaşma. Bakırköy Spor'la Selim Paşa Spor karşı karşıya gelecek. Havalimanına yakın olunca maçın oynanacağı stat, dekorda uçaklar ve martılar oluyor elbette. Sağlayacak 90 dakika. Rakip bizim 3 puan altımızda, 3 puan üstündeyiz.
şu maçı aldığımız zaman bizim için lig bitti demeyeceğim ama çok büyük olanda rahatlık olacak. Üst sıralara çıkacağız. Bu maçı aldığımız zaman bu hafta 3-4 basamak birden yükseleceğiz. Hepiniz bunun farkındasınız ve bu işi bugün bitireceğiz. Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Söz mü? Söz! Haydi beyler, haydi beyler, haydi, haydi. Sözler veriliyor. Vücutlar ve psikoloji artık maça hazır. Tek hedef var, kazanmak. Ama futbolun bir gerçeği var. İstemek yetmiyor. Futbolun şansının da yanınızda olması gerekir. Bakalım bu güzel günde futbol şansı hangi takıma gülümseyecek? Bakırköy Spor'a mı, Selim Paşa Spor'a mı? Gözler son derece heyecanlı bir şekilde futbol alanına yöneldi. Kalp atışları hızlanıyor. Dualar ediliyor. İçten dilekler gönderiliyor. Bakırköy Stadı'nda yine son derece güzel bir gün. Festival havasında bir futbol günü. Maçın başlama düdüğünü duymamıza artık saniyeler kaldı. Ve maçta ilk düdük sesini duyuyoruz. Bakırköy Spor'la Selim Paşa Spor arasındaki mücadele başladı. İlk yarıda son dakika. Bakırköy Spor öne geçmek için atak geliştiriyor. 44. dakika ve Bakırköy Spor golü buluyor. Bakırköy Spor İsmail Baytekin'in öne geçiyor. Bakırköy Spor bir sevinç çumağına dönüştü. Tam soyunma odasına giderken golü buluyorlar. Bu dakikalarda Bakırköy Spor'un yüzüne gülen futbol şansı ilerleyen dakikalarda Selim Paşa Spor'a göz kırpmaya başlıyor. Altın kafa beraberliği getiriyor. Harun Özkan. 40 yaşını deviren futbol sahalarının ihtiyar delikanlısı. İşte tam olması gereken yerde kafayı da topun gitmesi gereken yere bırakıyor. Bir birlik beraberlik böyle geliyor. Harun nasıl sevinmesin? Ama bu sevinci formasını çıkarttırınca sarı kart da gelecek. Beraberliği sağladıktan sonra Selim Paşa Spor Bakırköy Spor karşısında daha üstün oynamaya başlıyor. Özellikle Ertuğrul bu dakikalarda çok etkili. Ertuğrul geçiyor kaleciyi. Boş kaleye yuvarlıyor. Ertuğrul Güllük. 2-1 öne geçiyor Selim Paşa. 1-0 mağlubiyetten 2-1'lik üstünlüğe. Bakırköy Spor'un sevinç yumağı bu kez dönüyor. Selim Paşa Spor'dan bize görüntüler veriyor. 2-1 oldu sonuç. Ertuğrul attı. Selim Paşa Spor rahatladı. Bakırköy Spor'un ataklarında kaleci Erdal Üstün'ün başarılı kurtarışları var. Selim Paşa Spor bu maçı daha farklı kazanmak istediğini ortaya koyuyor. Ve işte kalecinin bu hatasını Ertuğrul affetmiyor. Skoru belirliyor. Selim Paşa Bakırköy deplasmanında 3-1 kazanıyor. Ve 2 fark Selim Paşa Spor'a istediği 3 puanı getiriyor. Sadece rüzgarla yarışır onlar. Yüreklerini bir topa hapsedip ardından hiç durmadan koşarlar. Öyle deniz aşırı hayaller kurmadan iki kale arası bir dünyada unuturlar gündelik telaşlarını. Sırça köşk sahalar gibi değildir arşınladıkları. Saçları yer yer dökülmüş insanları hatırlatır hatta. Yeşili az, toprağı, çamuru boldur. Yaldızlı formaları yok diye yüksünmeden tekmeledikleri yüreklerinin peşinden giderler. Yüreğin olduğu yerde samimiyet, yüreğin olduğu yerde tutku vardır. Yeri geldiğinde bir sahayı ekmek gibi tam ortasından bölüşmek vardır. İşte bu sözde amatör, özde gerçek profesyonellerin öyküsüdür.